Paranın rotasından günaydın. Yeni bir güne başlıyoruz. Biz de yurt içi piyasalar açılmadan önce gündemi şöyle bir tarayalım. Rakamları görelim, değerlendirmeler alalım. Önümüzdeki 1,5 saatlik zaman diliminde. Önce seviyeleri bir görelim. Güne rakamlarla başlayacağız. Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Dünkü kapanışını görüyorsunuz. Borsa İstanbul'da dün %3,1'lik bir yükseliş vardı. Endeks 118.398 seviyesinden günü tamamlamıştı. Dolar TL'ye geçelim. 6.86'lı seviyeler devam ediyor. Dolar TL'de %0,06'lık bir yükseliş var şu an için. 6.86.42 son rakam. Euro TL. Euro TL'de 7.78.35 seviyesindeyiz. Çok küçük bir düşüş var. %0,01 oranında. 7.77 ile 7.79 arasında kalmış şu ana kadar Euro TL. Euro dolarını görelim. Euro dolar paritesinde dün 1.1375 seviyesi görülmüştü. Bu seviye son bir ayın en yüksek seviyesiydi. Son durumda 1.1339 rakamını gördük Euro dolar paritesi için. Dolar endeksi geliyor. 96.53 şu anda son rakam. %0,12'lik bir yükseliş var. Orada yeni bir durum yok. Geçelim Türkiye tahvillerine. Güne nereden başlıyoruz? 2 yıllık tahvilde 10.22, 5 yıllık tahvilde 11.55 ve 10 yıllık tahvilde 12.71 seviyelerindeyiz. ABD borsalarının vadelileri gelecek. S&P 500 geldi. Dün akşamdan bahsedelim. Dün S&P 500'de %0,94'lük bir düşüş vardı. Pozitif bir açılış olmuştu ABD borsalarında dün akşam itibariyle. Fakat günün tamamlanmasına 2 saat kala özellikle teknoloji hisselerinde yoğun satışlar görülmeye başlandı. Kaliforniya'daki salgın sayısı bazı eyaletlerde tekrar salgın döneminde uygulanmış tedbirlere doğru evrilmeye doğru mesajlar piyasalarda bir miktar tedirginlik yaratmış gibi görünüyor. Ve dün ABD borsalarının hepsinde eksiler var. Güne vadeli tarafta bakarsak neredeyiz? %0,12'lik bir yükseliş var S&P 500 için 3.151 seviyesiyle. Nasdaq'a geçelim. Nasdaq dün içerisinde en yüksek seviyeden yaklaşık %4,2 oranında geri çekildi. Bu hayli yüksek bir oynaklık aslına bakılırsa. 10.850 civarından başlayan geri çekilmede günü en düşük seviyeye yakın bir yerden kapattı Nasdaq. Vadeli tarafta ise şu an %0,3'lük bir artı var. 10.631 seviyesinde gördük Nasdaq. Dow'a geçelim. Dow dün gün içinde gördüğü en yüksek seviye ile aslında son bir ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Fakat orada da düşüş yaşandı. Dow'da dün akşam zirveden aşağı doğru düşüş yaşandı. Fakat yine günü %0,04 bile olsa artıda kapatmayı başarabildi diyelim. Nasdaq'ın dünkü kapanışını söylemedik. -2,1'di. Geçelim Asya borsalarına. Asya'dan birkaç notumuz var. Çin borsası -1,5. İhracat ithalat rakamları geldi Çin'den. Bakalım o rakamlara. Mayıs ayında Çin'de ihracat %3,3 oranında düşmüştü. Haziran ayında pozitif bir sürpriz var. Çin ihracatı Haziran'da %0,5 oranında arttı. Burada piyasa beklentisi %1,5'luk düşüş olacağı yönündeydi. İthalatta %2,7'lik bir yükseliş var. Yine piyasa beklentisi burada %10 civarı bir düşüş yönündeydi. Çin'den gelen ithalat ihracat rakamları pozitif sürpriz yaptı diyelim. Tabii ama salgın ekipmanları ile ilgili Çin'in ihracatının büyük bir desteği görülmüş. Onu da not etmiş olalım. Japonya'ya geçtik. Nikkei'de %0,9'luk bir düşüş var. Japonya Sanayi Üretim Rakamı geldi. %8,9'luk bir geri çekilme var. Toparlanma zayıf, hatta toparlanma yok yani sanayi üretiminde Çin için Mayıs ayı rakamlarında. Hindistan'a geçtik. Sensex'te %1,4'lük eksi görüyoruz. Güney Kore borsasında %0,5'lik bir eksi var. Hong Kong borsasında ise %1,6'lık kayıplar söz konusu. Asya borsalarının mevcut halini gördükten sonra geçelim Avrupa borsalarının dünkü kapanışına. Dün artı kapanışlar vardı. Londra'da FTSE 100 %1,3, Frankfurt'ta DAX %1,3, Paris'te CAC 40 %1,7 yükselişler günü tamamlamıştı. Madrid borsasında da %1,4'lük yükselişler görmüştük. Petrol'e geçelim. Brent petrol gelsin. 43 dolarların üzerindeydi yine.
Fakat yine bu salgınla ilgili gelen haberler, Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen mesaj, o mesajı size tekrar edeyim. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Yakın gelecekte eski normale geri dönüş mümkün olmayacak. Hastalığı kontrol ederek yaşamlarımızı devam edebileceğimiz bir yol haritası mümkün. Karantina uygulamalarına gitmeden virüsün yeterli kontrolüne sahip olunacak, sürdürülebilir bir noktaya ulaşılması gerekliliği de ortaya konmuş. Salgın hız kesmiyor. ABD'deki seyir de rahatsız edici hala doğal olarak. Petrol piyasasında da yine de ekonomilerde tamamen bir kapanma olmayacak düşüncesi yaygın olsa bile tüketicilerin kendini kapatması endişesi var. Bu da petrol fiyatlarında kendini hissettirdi. 42 dolar seviyesinde görüyoruz şu anda Brent petrolü. %1.6'lık düşüş var. Rakamlardan son olarak ons altına bakalım. 1794 dolar civarı üzerinde tutunmaya çalışıyor diyoruz. Çünkü 1800 doların üzerinde kalamıyor şimdilik. Son rakam 1797 dolar. %0.28'lik bir düşüşle. Rakamları gördük. Geçelim piyasaların bugünkü gündemine. Konut satış istatistikleri gelecek saat 10'da aktaracağız. Canlı rakamlar, yüksek rakamlar bekleniyor. Belki rekorlar da göreceğiz. Bakalım. Euro bölgesi sanayi üretim rakamını alacağız. Saat 12'de. Aylıkta %17.1'lik bir azalma vardı. Bir önceki veride. Mayıs ayında sanayi üretiminin %14.5 yükselmesi bekleniyor. -%17'den +%14'e doğru bir yükseliş aylık için. Yıllık periyotta ise Nisan ayında sanayi üretiminde %28'lik bir daralma vardı Euro bölgesi için. Bugün bu rakamın %20 civarında daralmaya, bir miktar toparlanmaya evrilmesi yönünde. ABD sanayi üretim rakamı gelecek yine bugün için. Bugün değil, özür dilerim. Bugünün rakamı değil. Bugün ABD'den enflasyon rakamını alacağız. Haziran enflasyon rakamı gelecek. Mayıs'ta -%0.1'di enflasyon. Bugün aylık bu. Bugün %0.5 olması bekleniyor. Yıllıkta ise enflasyonun %0.1'den Haziran ayı ile birlikte %0.6'ya yükselmesi beklentisi var. Bu arada İngiltere'den geçici veriler, tekrar açayım, geçici büyüme rakamları geldi. Aylıkta %1.8'lik bir büyüme var. Bu rakam bir önceki veride %20'lik bir küçülmeydi. Şu anda son rakam %1.8'lik büyümeye işaret ediyor. Sanayi üretim rakamları geldi İngiltere için. Mayıs ayı rakamları bunlar. Nisan'da %20.3'lük bir daralma görmüştük sanayi üretiminde. Mayıs ayında İngiltere'de sanayi üretimi aylık bazda %6 oranında yükselmiş, büyümüş. İmalat üretimini yine Mayıs'ta %8.4 büyümüş, genişlemiş olarak görüyoruz. Bu rakam bir önceki veride %24.3 oranında daralmaya işaret ediyordu. Evet. Bakıyorum başka bugün hangi veriler önemli olacak. ECB faiz kararı gelecek Perşembe günü. Çin sanayi üretimini alacağız. Euro bölgesi TÜFE Cuma günü gelecek. Ama bugün yine Almanya'dan ZÜV Ekonomik Güven Endeksini alacağız saat 12'de. Orada da bir toparlanma beklentisi var. Bir miktar bakalım gerçekleşecek mi? En azından Temmuz ayı rakamında biraz daha toparlanma beklentisi var. Verilerde diyelim ve bir haberimizle devam edelim. Dün Türkiye için önemli veriler açıklanmıştı. Sanayi üretim rakamını aldık. Perakende satış hacmini aldık, ciro endekslerini aldık. Merkez Bankası tarafından cari işlemler dengesini, ödemeler dengesi bilançosunu gördük. Bu konuya dair Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları oldu. Mayıs'ta fabrikalar üretime tekrar başladılar, geri döndüler. Sanayi üretiminde aylık bazda %17.4'lük bir artıştan bahsediyoruz. Bakan Albayrak hem ciro hem sanayi endeksinde V çıkışın ilk sinyalini gördük dedi. Yeniden üretimin başladığı Mayıs ayında sanayi üretimi aylık bazda sıçrama yaptı. Sanayi üretim endeksi aylık %17,4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretim endeksini açıkladı. Mayıs'ta sanayi üretimi bu dönemde yıllık %19,9 azalırken aylık 17,4 artış gösterdi. Bu dönemde Türkiye sanayi üretimiyle diğer ülkelere de fark attı.
Türkiye sanayi üretimiyle İtalya ve Fransa'nın ardından üçüncü olurken aralarında İspanya, Almanya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'nin de bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı. Mayıs ayı sanayi üretim verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Albayrak, sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste V çıkışın ilk sinyalini gördük dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla verileri değerlendirdi. Varank, Mayıs ayı sanayi üretimi beklentilerimiz dahilinde yıllık bazda düşerken Nisan'a göre %17,4 yükseldi. Küresel piyasaların tümü Nisan'da sert bir daralma yaşamıştı. Mayıs'ta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk. Endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti ifadelerini kullandı. Bu dönemde aylık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5, imalat sanayi sektörü endeksi %19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı. Yıllıkta ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2, imalat sanayi sektörü endeksi %20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,3 azaldı. Birkaç kısa önemli notu aktaralım sizlere. İtalya Başbakanı Conte'den açıklamalar geldi. Avrupa Birliği'nin koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krizle mücadele için ortaya koyduğu toparlanma fonu üzerinde müzakereler çok zorlu geçiyor diyor Conte. Avrupa'nın toparlanmasında bir gecikmenin yaşanması riski var eğer bu görüşmeler çok uzarsa. ABD Senatosu, oradan bir haberimiz var, notumuz var. Salgının yarattığı krizde ekonomiye destek için 5. yardım paketi yolda. Görüşmeler başlıyor önümüzdeki hafta. Galiba bu sefer tüketicinin daha odaklı olduğu bir paket gelecekmiş gibi duruyor şu an için. Dallas Fed Başkanı'ndan açıklamalar var. Salgının neden olduğu ekonomik krizde başa çıkabilmek için kesinlikle daha fazla mali politika adımına ihtiyaç duyuluyor diyor Dallas Fed Başkanı. Dün ABD'den bütçe rakamları açıklandı. Haziran'da 864 milyar dolarlık bir açık akımı gördük ABD için. Tabii bu bütçe açığının üzerinde en büyük etki salgının yarattığı olumsuzluk, krizin yarattığı tahribat. Bütçe harcamaları tüm zamanların en büyük aylık artışını da yaşamış, göstermiş oldu. Harcamalar Haziran ayında %223 oranında artışla 1.1 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Salgında ABD'nin seyri biraz ürkütücü diyoruz. Bu konuda Trump'tan topu başkasına atan bir yorum geldi. Vakalarda rekor artış devam ediyor ABD'de. Salgının kontrol altına alınamaması ile ilgili olarak da Trump hükümetindeki üst düzey sağlık uzmanlarını eleştirmeye başladı. Fauci, Trump'ın yeni hedefi. S&P'den bir notumuz var. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bu yıl ortalama %4,7 daralacağı tahminini paylaşıyor kurum. 2021 yılında ise yine bu ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin %5,9 oranında büyüyeceği tahminini paylaşmış. Türkiye ekonomisinden gelen son rakamları büyüme beklentileri paralelinde değerlendirmeler şeklinde alıyoruz konuklarımızdan. Bir değerlendirmeyi de Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nurullah Gür'den aldık. Gür, G20 ülkeler arasında V tipi toparlanmaya en yakın ülke Türkiye diyor. G20 ülkeleri arasında V tipi bir toparlanmaya en yakın ülkelerden bir tanesi Türkiye. Belki 3-4 tane ülkeden bir tanesi Türkiye. Yani beklenenden hızlı bir iyileşme var. Bunu hem imalat sanayi cephesinde biz görüyoruz. Öteki taraftan harcamalar cephesinde hem kredi kartıyla yapılan harcamalar cephesine baktığımızda bunu görüyoruz. Tüketici güveninde çok hızlı bir toparlanma var.
Bu baktığımız zaman bizi V tipi toparlanmaya yaklaştırıyor. Ancak tabii bütün sektörlerde bu toparlanma aynı hızda gerçekleşmiyor. Onu da bir not etmekte fayda var. Yani örneğin turizm sektöründeki kayıpları biz bu sene toparlayamayacağız. Dolayısıyla bu bizi V tipi toparlanmaya birazcık uzaklaştırıyor. Öteki taraftan ihracatta geçtiğimiz ay bir pozitif ivmelenme başlamıştı. Ama kayıp 3 tane ayımız var. Yani özellikle Şubat, Mart ve Nisan aylarında, Mart ve Nisan aylarında özellikle ihracatta çok sert bir gerileme yaşandı ve bu kayıpları belki bu yıl içerisinde telafi etmeyeceğiz. Ama 2021 yılının ilk 6 ayını da işin içerisine katarsak biz toparlanmayı önümüzdeki 2021'in 6. ayına kadar yavaş yavaş kademeli olarak hissedeceğiz. Ve birçok G20 ülkesinden bu anlamda V tipi toparlanmaya en yakın ülkelerden biri olacağız gibi duruyor şu anki açıklanan göstergelere göre. Güne Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir kararıyla başladık. Piyasaları çok yakından takip ediyor Sermaye Piyasası Kurulu diğer otoriterlerle birlikte. Piyasa bozucu hareketlere izin vermemek üzere tavrını çok net ortaya koyuyor. Bugün de açığa satış konusunda bazı aracı kurum ve kişilere ceza verdiği haberiyle başladık. DSF'miz var arkadaşlar, onları da verirler. Sermaye Piyasası Kurulu açığa satış yasağına uymayan 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplam 16.711.762 lira para cezası verdi. Tekrar edelim. 7 aracı kurumu ve 18 yatırımcıya 16.711.000 lira ceza. SPK'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada sermaye piyasasında yatırım yapan yatırımcıların güvenli bir ortamda yatırım yapabilmelerinin teminen piyasada gerçekleştirilen işlemlerin gözetim ve denetimlerinin sürekli olarak yapılmakta olduğu belirtildi. Gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde Telegram, Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi uygulamalarda yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı belirlendi. Söz konusu fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan şahıslar hakkında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bugünden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi açıklamasını gördük. Özellikle bu sosyal medya platformlarına dair SPK'nın çok ciddi uyarıları var. Bu uyarılara kulak asmalı diyoruz yatırımcılar. Gazetelerle devam edelim. Gazetelerin ekonomi sayfalarındaki haberlere bakalım. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Türkiye üretim artışında dünya üçüncüsü. Sanayide çarklar hızlanıyor. Sanayi üretimi Mayıs'ta %17.4 artarken ciro endeksi de %12.5 yükseldi. Çarkların yeniden hızlanmaya başladığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, her iki endekste V çıkışı ilk sinyalini gördük dedi. Türkiye'nin küresel bazda dünya ekonomisinde adeta el freni çektiren pandemi krizinden hükümetin aldığı tedbirler ve kamu bankalarının sağladığı desteklerle en hızlı çıkacak ülkeler arasında yer alacağına ilişkin sinyaller her geçen gün güçleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve toplam ciro endeksleri ekonomide V şeklinde toparlanmanın başladığını ortaya koydu. Pandemi krizinin etkisiyle Nisan ayında aylık bazda %30.2 daralan sanayi üretim endeksi Mayıs'ta %17.4 ile aylık bazda tarihin en güçlü artışına imza attı. Sanayi üretiminde Nisan'da %31.3 olan yıllık düşüş Mayıs'ta %19.9'a geriledi. Türkiye Mayıs ayı sanayi üretiminde aylık bazda %17.4'lük artış performansıyla İtalya ve Fransa'nın ardından üçüncü olurken, aralarında İspanya, Almanya, Çin, ABD ve Güney Kore'nin bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı. Aylık bazda en yüksek artış %40.2 ile sermaye ve %35.1 ile orta yüksek teknoloji grubunda görüldü. Mayıs'ta aylık bazda endeksi oluşturan tüm gruplarda üretim artışı olduğu dikkat çekti. Toparlanmanın güçlenerek devam edeceğini ve yıllık bazda da pozitif bölgeye geçileceğini belirten analistler, ikinci çeyrekte küçülmenin çift hanenin altında kalacağı görüşünde. 220 bin esnafa kredi yapılandırma müjdesi.
Sabah'la devam ediyoruz. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırdıkları müjdesini verdi. Söz konusu uygulamayla borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanacak, yaklaşık 322 milyon lira gecikme faizi düşecek. Pekcan, 30 Haziran 2020 tarihinden önce kredi borcu takibe düşen esnaf ve sanatkarlarımızın kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve talepte bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanması mümkün olacak, dedi. Devam ediyoruz sabahtan. Sosyal medyaya yeni düzen, uygunsuz içeriğe müdahale edilecek. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu, sosyal medyanın kapatılması gibi bir durum yok. Olumsuz içeriklere müdahale için bir yasa hazırlığı var. Yakında meclise gelir, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, sosyal medyada harekete varan, hakarete varan yorumların önüne geçmek için gündeme gelen sosyal medya düzenlemesi konusuna açıklık getirdi. Siirt'teki Beğendik Köprüsü'nün açılışı öncesi bir araya geldiğimiz Kara İsmailoğlu, sosyal medyanın tamamen kapatılması gibi bir durumun olmadığını, olumsuz içeriklere müdahale edileceğini söyledi. İsmailoğlu şöyle devam etti. Olumsuz bir içerik var. Kaldır diyorsun, kaldırmıyorlar. Temsilcilikleri Türkiye'de değil, muhatap bulamıyorsun. Ahlak dışı işler var. Adam oradan hakaret ediyor, siz bir şey yapamıyorsunuz. Bunların bir şekilde önüne geçmek gerekiyor. Yasa hazırlığı var. Kısa bir süre içinde meclise gelir. Hürriyet'e geçtik. Sanayinin cirosu 1 trilyon TL'yi aştı. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu 2018'de 878 milyar lira olan cirosunu geçen yıl %16.4 arttırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkardı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, geçen yıl yapılan 9.7 milyar liralık Ar-Ge harcamasında bir önceki yıla göre %152'lik bir artış yaşandığını kaydetti. İSO tarafından 52 yıldır hazırlanan 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı. 2019'un verilerine dayalı hazırlanan listenin ilk sırasında 87 milyar 949 milyon lirayla TÜPRAŞ, TÜPRAŞ'ı Ford, Toyota, OYAK Renault, Star Rafineri takip etmiş. Bir önceki yıl 878 milyar lira olan üretimden satışlar geçen yıl %16.4 artarak 1 trilyon 21 milyar lira olmuş. Teknoloji yoğunluğu kısmına bakalım. %35 orta düşük teknoloji, %37.5 düşük teknoloji, %20.2 orta yüksek teknoloji ve %3.6 yüksek teknoloji olarak karşımızda 2018 yılı için. 2019'da orta düşük teknoloji %35'ten %29.6'ya gerilemiş. Düşük teknoloji %37,5'ten %40'a yükselmiş. Orta yüksek teknoloji de %20.2'den %23.5'e yükseliş görüyoruz. Yüksek teknoloji grubunda ise 2018'de %3.6 olan rakam, pay, 2019'da %6.9'a yükselmiş. Ar-Ge harcamalarına bakalım. Erdal Bahçıvan ikinci olumlu gelişmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı deniyor gazetede. Sanayimizin teknoloji yoğunluklu katma değer üretmesinin önünü açacak faktörlerden biri de şüphesiz şirketlerin Ar-Ge'ye yapacakları harcamalar. 2019 500 büyük anket verileri bu konuda da iyimser olmamızı sağlayacak sonuçlar sunuyor. Buna göre 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının 9.7 milyar TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bir önceki yıla göre %152 artışı ifade etmektedir. Aynı dönemde Ar-Ge harcamalarının üretimden satışları oranının da yaklaşık binde 5'ten %1'e yükseldiğini özellikle vurgulamak istiyorum, diyor Erdal Bahçıvan. Sanayici düşük faize ihtiyaç duyuyor. ISO 500'ün kaynak yapısındaki toplam borçların payı hakkında Erdal Bahçıvan, bu gösterge son 5 yıldır dikkat çeken bozulma, bu göstergede son 5 yıldır dikkat çeken bozulma 2019'da devam etti. 2015 yılı ile birlikte ilk kez %60'ların üstüne çıkan
toplam borçların payı 1.4 puan daha artarak %68.4'e yükseldi. Öz kaynakların payı ise %31.6'ya geriledi. Sanayici kazandıklarıyla borç kapatamıyor, bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yüksek faizle mücadeleyi hiç hafife almamalıyız diye konuşmuş. Devam ediyoruz Hürriyet'le. Çaklar yeniden hızlanıyor. Sanayi üretim rakamlarını görmüş Hürriyet gazetesi de grafiklerle birlikte. İmalat arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayına ilişkin açıkladığı sanayi üretim endeksine göre Mayıs'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre %19.9 azaldı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi %30.6 düşüş gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Mayıs'ta madencilik ve taş ocaklığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre %14.2, imalat sanayi sektörü endeksi %20.6 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü %13.3 düştü. KDV'den sonra revizyona da bakalım. TÜİK'in açıklamasında endeksin hesaplamasında veri kaynağının ağırlıklı aylık sanayi üretim anketi olduğu, katma değer vergisi beyannamelerinden elde edilen verilerin de kullanıldığı belirtildi. Açıklamada ilgililer tarafından 2020 Mayıs ayı KDV beyannamelerinin tamamı verilmemiştir. Bu nedenle Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi uluslararası norm ve metodolojiler doğrultusunda aylık sanayi üretim anketinin yanı sıra KDV beyannameleri, e-fatura, e-arşiv, fatura, e-bilet, e-serbest meslek makbuzu, kartlı ödeme ve dış ticaret verileri gibi alternatif veri kaynakları kullanılarak hesaplanmıştır denmiş. Geçtik Milliyet'e. Üretim ve ciroda V çıkışı sinyali. Sanayi üretim rakamlarını görmüş Milliyet gazetesi de. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küresel piyasaların tümü Nisan'da sert bir daralma yaşamıştı. Mayıs'ta en hızlı toparlanan ilk 3 ülkeden biri olduk. Endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti vurgulamasını yaptı. Varank'ın Twitter hesabından paylaştığı grafiğe göre Türkiye, Mayıs ayı sanayi üretiminde aylık bazda %17.4'lük artış performansıyla İtalya ve Fransa'nın ardından 3. olurken aralarında İspanya, Almanya, Çin, ABD ve Güney Kore'nin de bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı. Kurban Bayramı yaklaşıyor. 6,5 milyarlık kurban pazarı haberine de bakalım. Türkiye Damızlık Koyun Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl 3,5 milyon küçük başın kurbanlık olarak ayrıldığını belirterek, talep olması durumunda kurbanlığa ayrılacak küçük baş hayvanlarla sayı 5 milyon başa ulaşıyor. 5 milyon küçük baş hayvanın değeri ise 6,5 milyarı buluyor. Covid-19 salgını nedeniyle birçok kişinin tatil planını ertelediğine, Suudi Arabistan'ın da yurt dışından hacı kabul etmeyeceğine dikkat çeken Çelik, bu yıl kurban kesimlerinin %10 artacağını öngördü. Çelik birlikten alınan bilgilere göre ortalama kurbanlık küçük baş hayvan fiyatının 1300 lira olduğunu da aktarmış. Takvime geçtik. Esnafa yapılandırma müjdesi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa kredi yapılandırma müjdesi verdi. Bakan Pekcan, 30 Haziran 2020'den önce, bu tarih dahil, kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların kredi kefalet kooperatifine başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabileceğini söyledi. Bakan Pekcan, 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanmasının ve yaklaşık 322 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesinin mümkün olabileceğine dikkat çekti. Geçtik Akşam Gazetesi'ne. Bankalar cezayı en fazla öteleme ihlalinden yedi. BDDK'nın Mayıs ayında bankalara kestiği 330 milyon liralık cezanın ayrıntıları belli oldu.
cezalar ağırlıklı olarak salgında vatandaşın istediği öteleme ya da esnek ödeme taleplerinin karşılanmamasından kesildi. BDDK COVID-19'la mücadele döneminde bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmazken Mayıs ayından bu yana bankalara kesilen ceza 330 milyon lirayı buldu. BDDK 15 Mayıs'ta 15 bankaya 19.7 milyon lira, 29 Mayıs'ta 18 bankaya 102.1 milyon lira ve son olarak 9 Temmuz'da 7 bankaya 204.7 milyon lira, 26 Haziran'da banka dışı 16 mali kuruluşa 2.1 milyon lira idari para cezası uygulamıştı. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre cezalara konu olan aykırı işlemler 10 başlıkta yoğunlaşıyor. Kaynaklar şikayete konuların başında salgın nedeniyle iş veya gelir kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması olduğunu belirtmiş. Kaynaklar 2-3 ay sonraya balon ödeme şeklinde öteleme ve öteleme sonunda tahakkuk eden tüm faizin tek seferde balon ödeme yoluyla tahsilinin önerilmesi, ayrıca kullanılan faiz hesaplamasının tüketiciyi koruma mevzuatına aykırı şekilde kredinin efektif faiz oranını arttırması ve sözleşme koşullarını tüketici aleyhine ağırlaştırması da aykırılıklar arasında bulunuyormuş. Dünyaya geçtik. İstanbul sanayisi yeniden yükselişte. Son 10 yılda ilk defa Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde İstanbul firmalarının sayısı arttı. Buna rağmen 2019 verileri Anadolu kentlerinin en fazla temsil edildiği sene oldu. Türkiye'nin 50 kenti firmalarıyla devlet liginde temsil edilmiş. Şehir şehir haritada da zaten gözüküyor. İstanbul'daki rakamlar 2018'de 166 firma varmış bu listede. 2019'da 169 firma olmuş. Ankara'ya bakalım. Ankara için 2018'de 32 olan 500 ISO 500 listesindeki şirket sayısı 2019'da 29'a düşmüş. Bursa'ya bakıyorum. 2018'de 32'ymiş ISO 500 listesindeki şirket sayısı. 2019'da bu rakam 32'den 29'a düşmüş. Sayıyı arttıranları şöyle yakalamaya çalışıyorum. İzmir 38 olan lisedeki şirket sayısı 2018'de 2020 yılında 41'e yükselmiş. Tekirdağ'da 7 şirket 8 şirkete evrilmiş. Rakamlar böyleydi. Evet. Gazete turumuz bitti. Şimdi bir haberimize devam edelim. Daha doğrusu bir piyasa değerlendirmesine devam edelim. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'dan piyasalara dair değerlendirmeler aldık. Üzeyir Doğan, küresel piyasalar haftaya olumlu bir başlangıç yapmıştı ama bunun tersine döndüğünü gözlemliyoruz diyor. Evet, aslına baktığımızda piyasalarda makro verilerden ziyade yine salgınla ilgili gelişmeler ön plana çıkmış durumda. Haftaya olumlu bir başlangıç yapmıştı aslında küresel piyasalar. Özellikle Asya tarafından baktığımızda Amerika tarafına da bunun sirayet ettiğini görmüştük ama dün akşam saatlerinde bir anda görünüm tekrar tersine döndü. Bunda da Amerika'da bazı eyaletlerde ki bu en büyük eyaletlerden biri olan Kaliforniya'da buna dair bazı kısıtlamaların tekrar geldiğini gördük. Bu kafelerin, restoranların kapatılmasını için haberlerin gördüğünü gördük. Bu pandemi sürecindeki ikinci dalgada yapılan en büyük kısıtlamalar olarak kayda geçti. Bunun etkisiyle beraber de dün Amerika endekslerinde tekrar ibrenin satış tarafına döndüğünü gördük. Kapanış tarafında Dow Jones yatağa yakın bir kapanış yaptı ama günün zirve seviyelerini göz önünde bulundurduğumuzda orada da bir satış söz konusuydu. Yine S&P tarafında %1'e yakın bir düşüş gördük. Nasdaq tarafı teknoloji endeksi bildiğiniz üzere geçtiğimiz dönemde burada çok sert yukarı yönlü hareketler görüyorduk. Dün %2'ye yakın bir satış gördük. Bu sabah Asya tarafına baktığımızda ise Asya tarafında da bu salgın önündeki endişelerin devam ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte Amerika ile gerilen ilişkiler de tekrar gündeme gelmeye başladı. Amerika'nın bir süredir tarafsız kaldığı bu Kuzey Çin Denizi ile ilgili yaptığı açıklamalar biraz daha ön plana çıktı ve buradaki Amerika ile Çin arasındaki ilişkilerin tekrar gerilebilme ihtimaline yönelik beklentiler biraz daha ön plana çıktı bu Güney Çin Denizi ile ilgili konular nedeniyle.
Bu çerçevede bakınca orada da hem virüsle ilgili gelişmeler hem bu Amerika-Çin arasındaki ilişkilere yönelik gerilimler o tarafta da tekrar görünümü terse çevirmiş durumda. Çin tarafında şu anda %1'i aşan düşüşler söz konusu. Asya'nın genelinde bu satışların sirayet ettiğini söylemek mümkün. Yine Avrupa tarafına baktığımızda bugün orada da %1'i aşan hatta %2'lere yakın kayıplarla güne başlangıç bekleniyor. Bu çerçevede biraz daha virüs etkisiyle devam eden bir satış dalgası gördüğümüzü söylemek mümkün açıkçası. Bir değerlendirmeyle devam edelim. Konuğumuz var. Ferhat Yükseltürk ile birlikteyiz. Ferhat Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. İyi yayınlar. Sağ olun. Sanayi üretim rakamlarıyla başlayalım. Dün açıklanan rakamlar aylık bazda ciddi bir toparlanmaya ama yıllık bazda hala daralma bölgesinde olduğumuza işaret ediyor. Perakende satış hacmini, ciro endekslerini de aldık ama anlaşıldığı kadarıyla o şok etkisini üzerinden atıyormuş gibi görülüyor Türkiye ekonomisi Mayıs ayı verileriyle. Ne dersiniz? Sanayi üretim rakamlarından nasıl bir anlam çıkardınız? Tabii aslında Nisan ayındaki sert düşüşten sonra Mayıs ayında en azından bu düşüşün bir tepkisinin gelmesi bekleniyordu. Bu anlamda da gelen rakamlar olumlu. Burada tabii veriler ve özellikle hareketler çok sert olduğu için bu noktada hem düşüş çok sert bir düşüş yaşadık hem de çıkış da bunun tam tersi tepki olarak sert oldu. Burada tahminlerin tutmamasında ben bu anlamda açıkçası normal karşılıyorum. Çünkü hiç kimsenin alışık olmadığı ve ekonometrik modellere koyduğunuzda çok da fazla karşılığı olmayan bir dönemden geçiyoruz. Böyle de baktığımızda bu Mayıs ayındaki toparlanmanın önümüzdeki dönemde Haziran ayı verileri en azından öncü göstergeleri de olumlu gelmişti. Burada Haziran ve Temmuz ayında da bu toparlanmanın devam etmesini bekleyebiliriz. Benim beklentim Ağustos ayına kadar olumlu bir havanın devam etmesi. Fakat Ağustos'tan sonra bu küresel taraftaki pandemi salgının ne tarafa doğru evrileceği ve dış talep tarafındaki zayıf seyrin devam edip etmeyeceği bence Türkiye'nin iç toparlanması açısından daha önemli olacaktır. Haziran ayının itibariyle nasıl bir şey lazım? Yani nasıl bir rakam görme beklentiniz var? Toparlanmayı aynen bu hızlı şekilde toparlanma şeklinde mi görürüz? Yoksa farklı bir durum yani o şoktan sonraki toparlanma hızından bir miktar daha zayıf ya da biraz daha sakin bir toparlanma mı beklemek lazım? Süreç nasıl ilerler? Bunu anlamaya çalışıyoruz aslında. Yani şöyle, aslında Mayıs ayı açılmaya başladığımızın ilk zamanıydı. Böyle baktığımızda Haziran ayında asıl genel anlamda tamamen ekonomide çoğu önlemin kaldırıldığı bir sürece işaret ediyor. Böyle de değerlendirdiğimizde aslında Haziran ayındaki artışın belki oransal olarak aynı olmasa bile aylık bazda yine de yüksek seviyelerde olmasını bekleyebiliriz. Fakat genelinde ikinci çeyrek bazında tabii ki ekonomide bir küçülme yaşayacağız. Bu küçülmenin boyutunda Haziran ayı verileriyle aslında biraz daha rahat bir şekilde tahmin edebileceğiz. Fakat şu anda sanki bir miktar -8-10 bandı aralığında oturacak bir ikinci çeyrek büyümesinden bahsediyor olabiliriz. Ödemeler dengesi bilançosunu da gördük. Merkez Bankası açıkladı. Cari açık. 3 milyar 750 milyon dolar civarı bir cari açığımız var. Cari açık rakamlarından ekonomik aktiviteye dair nasıl bir anlam çıkarmak gerek sizce? Tabii şimdi cari açık aslında bize iç talebin biraz canlandığını ve dış talepten ayrıştığını bize gösteriyor. Burada bizim cari açık rakamlarımız ilk 5 aylık rakamlara baktığımızda aslında biraz alarm zillerini de ağır ağır çaldıracak seviyelere gelmiş durumda. Bizim o 2019 yılında yaşadığımız cari açığın kapanması ve mümkün olduğu kadar sıfır seviyelerinde devam ettiği sürecin tam tersi bir sürece evrilmiş durumdayız. Bunda da en önemli etken hem turizm gelirlerimizin pandemi nedeniyle birdenbire hızla düşmüş olması hem de dış talepteki iç talebe kıyasla daha hızlı gerileme nedeniyle de bizim ihracat ithalat dengemizin de bir miktar bozulması. Burada tabii iç talep çok fazla hızlandı diye ben düşünüyorum. Son dönemdeki kredi artış hızları da aslında iç talebin bir miktar hızının arttığını ve bu sürecin özellikle yaz aylarında daha da hızlanarak devam edeceğini bize gösteriyor. Eğer bu böyle giderse cari açık tarafında istemediğimiz seviyelere gelebiliriz. Bu anlamda bence biraz daha önümüzdeki dönemde bu iç talebin dış talepten bu kadar ayrışmasını engelleyecek politika setini yürürlüğe sokuyor olmak lazım diye düşünüyorum.
Biraz dışarıya bakalım. İşte açılmadan sonra bazı ekonomik verilerde sıçramaları gördük ama bu sıçramalar sorgulandı. Yani açılmanın getirdiği heyecandır diye baktık. Bu hafta sanayi üretim rakamları gelecek. Yakından takip edeceğiz üretimin gücünü anlamak açısından. Önce nasıl bir dönem beklentiniz var gelecek olan küresel sanayi üretimine dair? Bir de Çin'den sürprizler var. Yani ihracat ithalat rakamları da aslında ekonomide beklenenin ötesinde bir canlanma da var dedirtiyor şimdilik. Oradan bir umut ışığı var mıdır dünya için? Ne dersiniz? Tabii Çin tarafında bu pandemiyle ilk karşılaşan ülke olarak ilk çeyrekte oldukça olumsuz bir veri setiyle karşılaştık. İkinci çeyrekle beraber bunun toparlanmasını yaşıyoruz dünyanın tam tersi vaziyette. Fakat Çin'de iç talep halen özellikle tüketici tarafında baktığımızda perakende harcamalar tarafında çok da fazla olumlu bir veri göremiyoruz. Daha çok ihracat, ithalat rakamları bir miktar olumlu gibi geliyor. İhracat tarafında da tabii özellikle bu medikal ürünlerin ihracatı ile beraber normalde gördüğümüzün bir miktar daha üstünde, sanki yani beklentilerin üstünde bir ihracat toparlanması varmış gibi bize bir gösterge verdi. Fakat bu ne kadar sürdürülebilir, buna da bakıyor olmak lazım. Sonuçta aslında talep kaynaklı bir toparlanma Çin özelinde çok fazla göremiyoruz. Burada eğer bu ikinci, üçüncü çeyrekte ikinci dalgadan gerçekten Çin kendini soyutlayabilirse bir miktar daha olumlu ayrışabilir. Fakat dünyanın geri kalanındaki bu ikinci dalga senaryosu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Güney ülkelerde, hem Latin Amerika olsun hem Afrika tarafı olsun, diğer ülkelerde yaşanan bu sorunlar eğer yılın son çeyreğine doğru Avrupa ve diğer kuzey ülkeleri tekrardan sirayet ederse, burada Çin de ister istemez mevcut konjonktürden etkilenecektir. Fakat dünya açısından sanki biraz bu olumlu beklentilerin biraz daha bozulmaya başladığı bir sürece giriyormuşuz gibi geliyor bana. Salgınla ilgili gelen rakamlar salgını geride bıraktığımıza dair hiçbir işaret barındırmıyor. ABD'deki vaka sayılarının artışı da ürkütücü. Trump artık bu sağlık tedbirlerini alan, düzenleyen insanları da suçlamaya başladı. Orada işler bozuluyor mu? Bir de üstüne Çin'le, Çin Denizi üzerinden bir gerginlik tekrar gündeme geliyor. Trump orada da geçmiş dönemin ABD duruşunun dışında tavır alan, safını belli eden ifadeler kullanmaya başlamış. Bu ikisi birleştiği zaman acaba piyasalarda bir gölge etkisi yaratabilir mi? Huzursuzluk yaratabilir mi? Dün akşam ABD borsalarında özellikle teknoloji hisselerinde satışlar gördük. Bu tip satışları şu dönemde normal mi karşılamak lazım, yoksa bir şeyler olumsuz manada birikiyor olabilir mi? Yani şimdi politik ve yani jeopolitik ve aslında ekonomik risklere baktığımızda şu andaki hisse senedi ya da finansal piyasaların ima ettiği seviyelerden çok farklı yerde olduğunu zaten biliyoruz uzunca bir süredir. Şu andaki riskli varlıklardaki bu değer kazanımlarını en çok destekleyen şey tamamen likitte hikayesi. Onun dışında baktığımızda ekonomik anlamda ABD özelinde ya da Avrupa özelinde ya da dünyanın geri kalanı özelinde aslında çok da olumlu bir hikaye maalesef yazamıyoruz. Bu pandemi tarafında da tabii Amerika'da biz New York tarafında biraz yavaşlayınca acaba kontrol altına alındı mı Amerika bölgesinde diye düşünmüştük. Fakat diğer eyaletler çok hızlı gelmeye başladı ve bu tarafta kesinlikle yavaşlamıyor ve her gün artıyor. Hatta buna yeni eyaletler sürekli olarak ekleniyor. Tabii önümüzdeki dönemde yeniden kış aylarına gireceğimiz bir dönem. Bu anlamda da aslında çok böyle olumlu bir hikaye yazabileceğimiz bir süreç geçirmiyor. Burada Trump'ın da yaptığı bir miktar zaten seçime gidilen bir dönemde, eğer bu tarafta istenilen sonuçlar alınmıyorsa oradan en azından politik bir baskı aracı olarak Çin'in üzerine yüklenme. Çünkü kamuoyunun gözünde de aslında bu pandeminin bir numaralı sorumlusu olarak Çin görülüyor. Burada Çin'e ne kadar sert politika uygularsanız, özellikle Kasım ayındaki seçim öncesinde, o kadar sizin açınızdan prim demektir. Burada ben Kasım ayının kadar Trump'ın özellikle ABD ile Çin ilişkilerini daha da germeye çalışacağını ben öngörüyorum. Bu anlamda da aslında piyasalar özelinde şu anda her şey olumlu fiyatlanırken gelebilecek bir iki haberle tekrardan sert satışlar ve tekrar yukarı yönlü hızlı çıkış görebiliriz. Yani volatilitenin yüksek olduğu bir döneme girdik. Bu uzunca bir süredir böyle. Borsalar rally yaparken bile biz volatilite endekslerinin hiçbir şekilde aşağı gelmediğini, belli seviyelerde kalmaya devam ettiğini gördük. Aslında bu da piyasalarda risk ve getiri anlamında
çok fazla ayrışma olduğunu ve risklerin yüksek olmasına rağmen belli başlı tamamen teknik ve likidite temelli olarak arttığını bize çok net gösteriyor. Oynaklık artacak dediniz. Zaten oynaklık yüksek diyorsunuz. Bir de salgınla ilgili haberler, bir de yanına jeopolitik tansiyonunu arttıracak ifadeler. Hepsi bir miktar yine mevcut olan yüksek tansiyonu da yükseltebilir. Peki bu salgının seyri ve yaşanabilecek bazı olumsuzluklar. Bunlara karşı hükümetlerin, merkez bankalarının vereceği karşılık. Orada da şöyle bir garanti düşüncesi var. İşler terse dönerse herhangi bir sebeple, zaten bu otoritenin bugüne kadar verdiği mesaj belli. İhtiyaç olduğu sürece, ihtiyaç olduğu nispette destek olacağız diyorlar. Böyle bir garanti de varsa hükümetlerden ve merkez bankalarından, bir kırılma mı beklemek lazım piyasalar açısından bu gerginlikler sebebiyle? Yoksa yüksek oynaklık ama realizasyonlarla yine güçlü kalmaya devam eden bir finansal piyasa mümkün mü size göre? Yani şu andaki konjonktürde mümkün mü? Mümkün. Çünkü hakikaten merkez bankaları burada finansal piyasalarda çok sert hareketlere izin vermeyeceklerini piyasaya sürekli olarak hem aldıkları aksiyonlarla hem de sözlü yönlendirmelerle iletiyor. Burada tabii bunun da bir yerden sonra, çünkü likidite etkisinde de sizin sürekli olarak o likiditeyi sağlıyor olmanız lazım. Burada da genişleyebileceğiniz bilanço büyüklüğünün belli sınırları mevcut. Ve aynı zamanda bunun tabii sosyal ve politik etkileri de bir yerden sonra devreye girmeye başlıyor. Bu anlamda ben kısa vadede bu likidite etkisinin devam edeceğini, fakat aslında önümüzdeki dönemde eğer bu salgın ve özellikle küçük işletmeler ve işsizlik üzerindeki etkisinin daha da kalıcı olması durumunda, bence artık merkez bankaları ve hükümetlerin finansal piyasaları desteklemekten ziyade daha çok Main Street dediğimiz, yani gerçekten küçük işletmeleri ve vatandaşlara yönelik yeni programlar, ve bunlar belki de kredi olmayacak, hibe paketleri olacak, başka paketler olacak, bu yönde destekleri artırabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda artık finansal piyasaların bu doymak bilmez sürekli olarak destek talebi bir yerden sonra artık bence politik olarak da sürdürülebilir olmayacaktır. Burada zaten bu Kasım ayındaki seçimler bence bir miktar belirleyici olacak ABD'de. Eğer Demokratlar kazanırsa burada piyasalar tarafında da sert satışlar görebiliriz. Burada yeni dönem derken yani salgın sonrasında yaşadığımız, içinde bulunduğumuz süreçte piyasaları takip ederken bir gözümüz tahvil piyasasında olsun görüşü var. Yani eğer bir risk varsa, gerçekten bir balon varsa, bu balon ve risk tahvil piyasasında yıllardır birikti ve bu balonu son uygulamaya konulan kararlarda daha da büyüttü. Olur da mesela ABD tahvil piyasasında 10 yıllık tahvillerde, 2 yıllık tahvillerde yükseliş görürsek, o zaman gerçekten rahatsız olmak lazım. Bunu görmediğimiz sürece de para mevcut neredeyse orada kalmaya devam eder, çok da rahatsız olmaz. Bu düşünce, ne dersiniz, haklı bir düşünce midir? Yani bir gözümüz mutlaka tahvil piyasasında olacağı döneme mi girdik şu dönemde? Tabii tahvil piyasası aslında en önemli piyasa bence de. Çünkü gerçekten makroekonomik riskleri en iyi fiyatlayabilen piyasa olarak tahvil piyasasını göstermek mümkün. Burada da biz tahvil faizlerinin sürekli olarak aşağı geldiği 1980'den bu yana bir süreci geçirdik. Bu da aslında dezenflasyonla beraber oldu. Büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde de eğer bu insolvency dediğimiz, yani gerçekten temerrüt oranlarının arttığı bir sürece girersek dünya özelinde, hem bankalar hem de tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler özelinde, burada biz tahvil faizlerinin daha da hızlı aşağı geldiği bir sürece girebiliriz. Özellikle ABD tahvillerinde. Burada aslında iki görüş var. Bir görüş, negatife doğru giden bir tahvil faizi beklentisiyle ve tamamen bu temerrüt riskin, artan temerrüt riskiyle konuşan bir kitle var. Diğer bir görüş de, ben biraz daha bu tarafa yakınım. Özellikle önümüzdeki dönemde bu pandeminin yol açtığı lojistik ağlarındaki değişim ve üretimdeki değişimle beraber üretimin yerelleşmesi ve bunun tekrardan enflasyonu bir miktar canlandırıyor olmasıyla nedeniyle merkez bankalarının artık bu mevcuttaki çok aşırı genişlemeci para politikalarını bir yerden sonra sonlandırmak zorunda kalacağı. Eğer bu gerçekleşirse tabii biz tahvil faizlerinde ağır ağır
bir yukarı yönlü hareket görürüz. Eğer o da yaşanırsa tabii burada hem hisse senedi piyasaları üzerinde hem de diğer gelişmekte olan ülkeler üzerinde çok sert satış baskısı görebiliriz. Burada da şöyle bir düşünce var. Dünyada bir deflasyonun baskı dönemindeyiz. Enflasyondan bahsetmiyoruz. Tamam, bazı riskler var. Bazı bardağın dolu tarafının görülmesini gerektiren tedbirler, uygulamalar da var ama bir de paranın maliyeti var. Reel getiri var. Bu getirinin peşinde koşmak mecburiyeti var sermaye açısından. Enflasyon yoksa, deflasyon varsa, faizler de düşükse, ne kadar yüksek riskten bahsediliyorsa bahsedilsin, bu paranın mecburen akması gereken yerler var. Bu görüş sağlıklı bir görüş mü size göre? Veya bu dönem bu görüşün mecburen dünya tarafından, herkes tarafından diyelim, kabul edilmek zorunda kalınan bir dönem mi? Tabii bu görüş bir yere kadar doğru. Hakikaten eğer negatif reel faizler varsa sizin açınızdan ya da getiri anlamında her şey sıfıra yaklaştıysa sizin bir şekilde mevcuttaki paranıza bir getiri sağlıyor olmanız lazım. Yoksa bu finans sektörü özelinde baktığımızda finans sektörünün gerçekten anlamını yitirdiği bir sürece girebiliriz. Böyle de baktığımızda mümkün olduğu kadar bu dönemde hisse senedi piyasası gibi diğer riskli varlıklar gibi varlıklara daha fazla para akışının olduğu, çünkü diğer tahvil ve risksiz getiri tarafında getirinin kalmaması nedeniyle böyle bir süreçten geçtik. Fakat bu şu andaki süreç tabii biraz müzik çalan bir süreç ve herkesin kazandığı, sürekli olarak riskli varlıklara para girişinin olduğu ve buna bağlı olarak varlık fiyatlarının arttığı bir dönemdeyiz. Bu da müzik durduğu zamansa o noktada aslında getiriden daha çok para kaybetmemek bir yerden sonra önemli olacak. Bu da tekrardan tahvile doğru hızlı bir hücuma neden olabilir. Burada işte zaten bir miktar daha negatif faiz imkanı var mı yok mu soru işaretlerini bize getiriyor. Eğer bu gerçekleşirse tabii riskli varlık tarafında artık herhangi bir getiriye bakmaksızın hareket göreceğiz. Burada dediğim gibi şu anda müzik çalıyor. O yüzden riskli varlıklara giriş var. Daha da olacak belki önümüzdeki aylarda. Ama bu müzik durduğu zaman herkes kapıya koşacağı için o noktada gerçekten gene bu Mart ayında, Şubat-Mart döneminde gördüğümüz gibi sert hareketler görebiliriz. Berat Yükseltürk, teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Tekrar görüşmek üzere. Bilanço dönemi yaklaşıyor Borsa İstanbul'da. Vakıf Yatırım Yatırım Direktörü Altan Aydın da bilanço döneminde yakından bakmak gerekir diyor. Yerli yatırımcılar neyi takip edecek diye düşünürsek, yerli yatırımcıların şu anda takip etmesi gereken bence birinci faktör hem CDS'teki hareket hem de bir süredir aslında bizim konuşmayı bıraktığımız ama halen gündemde olduğunu bildiğimiz swap görüşmeleri olabilir. Bu konuda gelebilecek yine gelişmeler, fiyatlamaları net olarak etkileyeceğinden yerli yatırımcılar bunu bence yakından takip etmeli. Onun dışında tabii yurt dışının bizi etkilediği aşikar. O nedenle az önce bahsettiğim hem Amerika'daki enflasyon verileri hem Avrupa'daki liderler zirvesi ve bundan önceki açıklamalar yakından izlenmeli. Geçen haftaki satışın ardından 120'ye doğru değil de belki 116-818 bin bu seviyelere doğru bir yükseliş görebiliriz yurt dışı kaynaklı. Ama içeride dediğim gibi iyimserliğin biraz daha artabilmesi için özellikle son enflasyon verisinden sonra bugün beklenti ankette var. Orada da enflasyonun aslında diğer piyasa profesyonellerince nasıl cevap verdiğini göreceğiz. Biraz hem kur üzerinde hem hisse senetleri üzerinde biraz daha yurt dışındaki kar satışlarının daha fazla fiyatlandığını görüyoruz içeride. O nedenle ben Temmuz ayında daha önce de ifade etmiştim. Mayıs'taki sat ve git stratejisinin Temmuz'a kaydığını düşünüyorum. Dünya çapında bu işlem hacmi düşüklüklerinden anlaşılıyor. Bizde işlem hacmi çok yüksek ama Temmuz ayında artık yavaş yavaş o gördüğümüz tarih zirve işlem hacminin yavaş yavaş azaldığını görebiliriz. Geçen haftaki 120 bin testinde rekor işlem hacmi görüldü. Ciddi bir pozisyon değişimi oldu diyebiliriz burada. Bu da aslında kısa vadede endeks üzerinde baskı yaratabilecek bir gelişme. Ama dediğim gibi daha dalgalı bir görüntü beklerim. Dediğiniz 6.000-7.000 puanlı satışın üzerine bir o kadar daha satış şu aşamada beklemiyorum. Ama bu hafta veya bu ara yani daha kısa vadede 120 bin direncinin de yeni bir gelişme olmaksızın geçilmesini çok beklemem açıkçası. Yatırımcıların mevcut pozisyonlarını korumalarını öneririm. Daha kısa vadeli bakmamalarını, eğer kısa vadeli bakacaklarsa da Ağustos ayında gelecek olan yani Temmuz sonunda gelecek olan bilançoların fiyatlamalarına göre pozisyon almalarını daha kısa vade düşünenlere tavsiye ederim. Orta uzun vadede zaten düşüncemiz, beklentimiz aynı.
model portföyler, araştırma departmanlarının tavsiyeleri izlenmeli. Orada hala yüksek potansiyelli hisseler, şirketler var. Biz özellikle bankacılık sektörünün çok çok ucuz olduğunu düşünüyoruz şu aşamada ve önümüzdeki dönemde özellikle 3. çeyrekten sonra bankacılık sektörünün yeniden ön plana çıkmasını bekleriz. Ama kısa vadede dediğim gibi özellikle TL varlıklar adına takip edecek, fiyatlanacak çok fazla bir gelişme yok. Yurt dışından etkileniyor ama CDS yine kısa vadede önemli bir risk göstergesi olarak takip edilmeli. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT piyasa alarmını sunar. Borsa açıldı ve BIST 100 endeksinde güne %0.24'lük düşüşle 118.113 seviyesinden başlandı. Bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksinde de düşüş görüyoruz. %0.41 oranında endeks 127.473 seviyesinde. Sınai endeks geliyor. Sınai endekste de %0.26'lık bir düşüş var. 157.199 seviyesini gördük bu tarafta. Evet, tekrar edelim. BIST 100 salı günü işlemlerine %0.24'lük düşüşle 118.113 seviyesinden başladı. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT piyasa alarmını sundu. Yaklaşık bir 3 dakika sonra konut istatistiklerini göreceğiz. TÜİK açıklayacak ama öncesinde bir haberimiz var. Kamu bankalarının başlattığı düşük faiz kampanyalarıyla konut ve taşıt kredilerinde son bir aydaki artış dikkat çekici. Konut kredileri 199 milyar liradan 239 milyar liraya, taşıt kredileri ise 7 milyar liradan 8.6 milyar liraya yükseldi. Faizlerin düşüşü konut ve taşıt kredilerinde doping etkisi yaptı. Konut kredileri 199 milyar liradan 239 milyar liraya, taşıt kredileri ise 7 milyar liradan 8.6 milyar liraya yükseldi. Yıla 199 milyar lira seviyesiyle başlayan konut kredileri 29 Mayıs'ta 211 milyar liraya çıktı. Haziran'da faizlerin 0,64'e kadar düşmesiyle 26 Haziran'da 230 milyar liraya, 3 Temmuz'da ise 239 milyar liraya yükseldi. Böylece son bir ayda konut kredisi 27.7 milyar lira arttı. Konut kredilerinde kamu bankaları ise önemli bir paya sahip oldu. Buna göre 29 Mayıs tarihli haftada yaklaşık 124.8 milyar lira olan kamu bankalarının verdiği kredi, 3 Temmuz haftasında 7.2 milyar lira artışla 149.3 milyar liraya yükseldi. Düşen kredi faizleriyle birlikte artış trendi taşıt kredilerinde de kendini gösterdi. Yıla 7 milyar lira seviyesinde başlayan taşıt kredileri 29 Mayıs haftasında 7.1 milyar lira, 3 Temmuz haftasında da 8.6 milyar liraya kadar yükseldi. Salgın bütün dünyayı adil bir şekilde vurmadı. Doğal olarak bu krizden en fazla etkilenenler gelir düzeyi düşük ülkeler ve insanlar oldu. Ama bütün dünyanın geneli için büyük bir işsizlik dalgasından rahatlıkla bahsedebiliyoruz. ABD için bu rakamlar tarihi yüksek seviyeler, rekor seviyeler. %40'lık artış var işsizlikte ABD için. Salgın döneminde 5.4 milyon kişi sağlık sigortasından oldu. Öte yandan ülkede bütçe açığı da yayının başında vermiştik. Rekor seviyeye yükseldi. 864 milyar liralık tüm zamanların en yüksek bütçe açığı var ABD'de. Covid-19 pandemisinin en sert vurduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde vakalar artmayı sürdürüyor. Sağlık sektörünü çökerten salgın ülke ekonomisine de ağır darbe vurdu. İşsizliğin arttığı ülkede salgın döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti. Halk sağlığı üzerine çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri konuya ilişkin bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre pandemi döneminde Amerika'da milyonlarca kişi sağlık sigortasını kaybetti. 2008-2009 ekonomik krizi sırasında 3,9 milyon kişi sağlık sigortasından olurken, salgın sırasında sağlık sigortası olmayanların sayısı %40 arttı.
Şubat-Mayıs aylarında sağlık sigortasını kaybedenlerin sayısı işsizlik nedeniyle 5,4 milyona ulaştı. Sağlık sigortasını kaybedenlerin yaklaşık %50'sinin New York, Kaliforniya, Texas ve Florida gibi salgından en fazla etkilenen eyaletlerde olması ise dikkati çekti. Öte yandan Amerikan federal hükümetinin bütçe açığı Haziran'da 864 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Konut satış istatistikleri açıklandı ve beklendiği gibi çok büyük bir artış var konut satışlarında. Türkiye'de 2020 Haziran ayında 190.012 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, şu mouse'umu kaldırayım, %209.7 oranında artışla 190.012 adet oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre %209.7'lik bir artışla 190.012 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28.799 satışla %15.2'lik payla birinci sırada, İstanbul'u 21.915 konut satışı ve %11.5'lik payla Ankara takip etmiş. Grafik de geldi, görüyorsunuz. Son barımız 190.012'lik konut satış rakamı. İpotekli konut satışları tarafına bakalım. 2020 Haziran ayında 101.504 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 2020 Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %1286,9 oranında artış göstererek 101.504 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli konut satışların payı, ipotekli satışların payı %53,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda da yine İstanbul önde. Şimdi burayı tekrar bir değerlendirelim. İki önceki haberimizde de düşük faiz, kamu bankalarının verdiği imkanla diyelim, konut sektörünün hayli canlı bir döneme girdiğini görmüştük. Ve bu dönemde de rakamlar bu canlılığın net sonucunu gösteriyor bize. İpotekli konut satışlarında, yani krediyle alınan konutlarda bir önceki yılın aynı ayına göre %1286 oranında bir artış var. Toplam konut satışları içinde de ipotekli konut satışlarının payı %53,4. Diğer satış türleri sonucunda 85.508 konut el değiştirmiş. 2020 Haziran ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %63,8 artarak 88.508 adet olmuş. İstanbul yine birinci sırada. Tabloda ikinci el satış ve ilk el satışları görüyorsunuz. İlk el satışlar bordo barlarla gözüküyor. Son barda turuncu bar ilk el satışları gösteriyor size. Mavi barlarsa ve son bardaki açık mavi barsa ikinci el satışı gösteriyor. İkinci el satış açık ara önde diyelim son durumda. Zaten genellikle öndeydi ama bu sefer bariz bir fark var. İkinci el konut satışlarında bir önceki aya göre %244,9'luk bir artış var. Türkiye genelinde ikinci el konut satışlarında 131.380 adetlik bir rakamla karşı karşıyayız. İkinci el konut satışında böyle bir artış, %245 diyelim artık ona, %245 oranında. Konut satışlarında 58.632 konut ilk defa satılmış. İlk defa satılan konut sayısı bu 2020 Haziran ayı için. Burada %152'lik bir artış var. İlk defa satılan konutlarda %152'lik bir artış var. İkinci el konut satışlarında %244,9'luk bir artış var. Ocak-Haziran dönemine bakalım. Ocak-Haziran döneminde konut satışları %23,5 oranında artmış. 624.769 konut satışı gerçekleşmiş. Bir önceki yılın aynı dönemine göre de bu rakam %23,5'luk bir artış demek oluyor. Ocak-Haziran döneminde ipotekli konut satışı %221,4 oranında artarak 266.374 adet. Diğer satış türlerinde %15,3'lük azalışla 358.395 adetlik rakam elimizde.
Bu dönemde, yani bu dönemden kasıt Ocak-Haziran dönemi, ilk defa satılan konutlar %4.1 azalarak 197.722 olmuş. İkinci el konut satışları da %42,5 oranında artarak 426.997 adet olarak gerçekleşmiş. Konut stoğu da eriyor. Yabancılara 2020 yılı Haziran ayında 1664 konut satışı gerçekleşmiş. Bu 1664 adet konut satışının rakamsal boyutunun yanında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,1'lik bir azalmaya işaret ettiğini de söyleyelim. Yine İstanbul önde geliyor. Uyruklara göre, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına, arkasından Irak, sonra Çin geliyor. Çin'i görmeye başladık. Azerbaycan, Rusya diye devam ediyor. Özet geçelim. Tahmin edildiği gibi Haziran ayı konut satış rakamları çok ciddi bir canlanmaya işaret ediyor. Haziran ayında 190.012 konut satıldı. %209.7'lik bir artıştan bahsediyoruz. İpotekli konut satışlarında %1286'lık bir artış var. Diğer satış türlerinde %63.8'lik bir artış görüyoruz. İlk defa satılan konut satışında Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %152'lik bir artış var. İkinci el konut satışlarında Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre ise %244,9'luk bir artışı gördük. Konut rakamlarına baktık. Şimdi bir değerlendirme devam edelim. Telefon attığımızda TOP ETÜ öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Erdoğan Bey günaydın. Günaydın. Konut satış rakamlarını aldık. Herhalde sürpriz değildi ama ne dersiniz? Beklendiği kadar canlı mı diyeyim en azından? Canlı kadar. Yani çünkü zaten bu kredi paketi, konut paketi Mayıs ayında açıklanmıştı. Biz bunun etkilerini, iyi etkilerini Haziran ayında, hatta Temmuz ayında görmeyi bekliyorduk. Haziran ayı verileri çok iyi tabii ki. Size bahsettiniz az önce. Temmuz'da kuvvetle muhtemel çok daha iyi rakamlar görebiliriz. Burada tabii ki siz kalem kalem anlatmaya çalıştınız. Anlattınız ama benim için şunu hep vurguladım. Yani konutta toplam satışlar değil, benim için ilk satışlar çok önemli. Yani kişisel olarak baktığımız zaman ilk satışlarda da ciddi bir artış olmuş Haziran'da. Muhtemelen Temmuz'da dediğim gibi bu şekilde devam edecek. Yani ucuz kredi etkisini gösteriyor. Çok cazip bir kredi paketi vardı. Biz sizinle hafta önce de bu ilk paket açıklandığı zaman konuşmuştuk. O yayını hatırlıyorum. Yani bu öyle bir şey ki, yani vatandaşın cephesinden bakarsak şunu söyleyebiliriz. Yani içinde bulunduğumuz dönem yani konut almak isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Yani müthiş bir fırsat bu. Yani belki bilemiyorum tabii ki sonuç olarak ekonomi yönetimi yıllardır hep konut sektörünü destekliyor ama bu kadar cazip koşullarda bir paket. Ya ben hayatımda görmemiştim. O zaman da konuştuk sizinle. Evet. Hatta benden yaşça büyük bankacı dostlarıma da sormuştum o zaman. Yani sizin döneminizde bundan daha cazip koşullarla bir paket oluşmuş muydu? Onlar da hayır demişlerdi. Yani sürdüğü müddetin vatandaş açısından büyük şanstır. Diğer taraftan da konut stoğunun erimesi açısından. Çünkü biz yıllardır şunu konuşuyoruz. Yani ciddi bir konut stoğu birikmiş Türkiye'de. Ve işte bu konut paketine kadar, 2020'ye kadar da o konut stoğunu eritmekte güçlük çekiyorduk. İşte yavaş yavaş da olsa bu şeyle beraber, paketle beraber başladık. Ve önümüzdeki dönemde bu satışlar devam ederse, Temmuz ayında ben çok ciddi olacağını düşünüyorum. Kademe kademe o konut stoğunu eritebiliriz. Hem inşaat sektörü rahatlamış olacak, hem ev sahibi olmak isteyen vatandaş hayallerine kavuşmuş olacak. Ondan sonra ekonomide bu şekilde bir canlanma gelecek. Zaten baktığımız zaman hem konut satışlarını hem de otomobil satışlarını görüyoruz. Bu iki lokomotif sektör canlı kalmaya devam ettikçe tüm ekonomiyi etkiliyor. Öyle bakmak lazım. O nedenle rakamlar konut tarafında son derece olumlu. Dün sanayi üretim rakamlarını aldık. Aylık bazda ciddi bir sıçramadan bahsediyoruz. Yıllık periyotta ise toparlanma var. Nasıl okumak lazım? Yani en kötüsünü geride bırakıyor muyuz üretim anlamında? Yoksa daha net tabloyu önümüzdeki ay gelecek olan rakamlarla görmek ya da görmeyi beklemek durumunda mıyız? Nasıl bir mesaj veriyor size sanayi üretim rakamları?
Şimdi şöyle tabii hani beklentinin altında geldi. Yani sonuç olarak %19.9'luk bir küçülme var. Ondan sonra yani hatta bu arada takvim etkisinden arındırılmış dataya bakmak veya ham dataya bakmak, yani iki orana bakmak da şey. Ama şöyle bir şey var, yani %19.9 oranında bir gerileme var. Bu yüksek bir oran ama hiç kuşku yok ki Nisan ayındaki o %31.3'lük gerilemeye göre daha iyi bir rakam diyelim. Nisan ayı çok kötüydü çünkü. Ama şimdi tabii sonuç olarak mesela az önce bahsettiğiniz, konuştuğumuz konut satışları o Haziran verisi. Ama sanayi üretim verisi, dün açıklanan sanayi verisi Mayıs ayı verisi. Evet. Mayıs gene pandeminin etkisinin Türkiye ekonomisinde, dünya ekonomisinde çok etkisini gösterdiği bir aydı. Onun için kuvvetle muhtemel Haziran verisi sanayi üretiminde çok daha iyi gelebilir. Yani Mayıs, Nisan'dan iyi geldi. Haziran, Mayıs'tan daha iyi gelecektir. Ve bu şekilde baktığımız zaman da muhtemelen hani ikinci çeyrekte dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de ciddi bir daralma olacak ama Haziran rakamlarının daha iyi gelmesiyle beraber hani %15, %20 civarında bir daralmayla en azından ikinci çeyreği kapatırız diye düşünüyorum. Zaten mesela bakıyoruz bugün dünyanın lokomotif ülkelerinden Singapur'un büyüme rakamı geldi, ikinci çeyrek büyüme rakamı. Gerçekten çok kötü bir rakam geldi. Onun için eğer biz Haziran verilerinin desteğiyle beraber %15-%20 civarında, benim tahminim o dediğim gibi, şey yaparsak, daralma olursa çok daha şey olabilir, olumlu olarak bakılabilir. Haziran'dan itibaren artık şey diyebiliriz, yani aslında Mayıs verisi de iyidir dediğim gibi Nisan'a göre. En kötü, ben zaten dibi gördüğümüzü düşünüyorum Erdoğan Bey. Hı hı. Yani bu ekonomide dibi gördük, bitti o iş. Ha bundan sonra yükselişin hızı ne olacak? Hani şeklini tartışıyoruz, hızını tartışıyoruz. Bunlara bakacağız. Ha bu saatten sonra zaten hani hep konuştuğumuz bir şey var sizinle. Ekonomileri falan, kapanma durumu falan yok. Yani öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama şöyle bir şey olursa, o olağanüstü bir durum oldu. Sonbahar tekrar ekonomiler kapandı dünyada, Türkiye'de. O zaman başlar konuşuruz. Benim senaryo analizimde yer almadığı için söylüyorum bunu. Ekonomiler kapanmayacak, bu şekilde devam edecek. O nedenle de ekonomide dibi gördük, bitti o iş. Bundan sonra önemli olan çıkış hızının nasıl olacağı, bunu tartışacağız. Dün Merkez Bankası'ndan cari açığı da aldık. 3 milyar 750 milyon dolar civarında. Bu arada Bakan Albayrak'tan bir sosyal medya paylaşımı geldi. Onu da bir okuyayım isterseniz. Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209.7 artarak 190.012 ile tarihin en yüksek Haziran ayı rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor Bakan Albayrak. Ama hocam siz diyorsunuz ki Temmuz'da bu rakamların çok daha yüksek seviyelerini göreceğiz. Cari dengeyle devam edelim. 3 milyar 750 milyon dolar civarında bir açığımız var. Bu açık size nasıl bir mesaj veriyor şu dönem için? Ya aylık bazda yüksek aslında, yani ona baktığımız zaman, ama sonuç olarak yılın ikinci yarısında ekonomide bir toparlanma da bekliyoruz. Hani ekonomi açıldı, ekonomimizi açtık dedik. Doğal olarak şey, aslında ithalatı kısıtlayıcı bazı tedbirler de açıklandı ama sonuç olarak şu var. Yani eğer ekonomi yönetimi cari açığın yılın ikinci yarısında sıkıntı yaratacağını öngörüyorsa, düşünüyorsa işte yapacaktır, önlem alacaktır. Bunun başka bir çaresi yok. Çünkü sonuç olarak durup dururken hani ekonomi canlanacağı için, malum bizim ekonomi modelimizde ekonomik büyüme gerçekleştiği zaman ithalat da artıyor. Yani ithalata dayalı büyüme modelimiz var. Bunu değiştirebilmek için zaten son 1-2 ayda bazı önlemler açıklandı. Tabi bu hemen hızla değişecek bir modelde değil. Yani ithal ikamesi, yani dışarıdan aldığımız ürünleri eğer biz içeride üretebiliyorsak o zaman niye dışarıdan ithal ediyoruz? İşte bunun için kısıtlayıcı bazı önlemler açıklandı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ekonomi yönetimi yılın ikinci yarısında cari açığın hızlı bir şekilde artmasına izin vermez. Çünkü sonuç olarak cari açık verdiğiniz zaman bunu finanse etmeniz de gerekiyor. Dış finansman sağlamanız gerekiyor. Dış finansmanınızı sağlayamadığımız yerde Merkez Bankası'nın rezervi kullanıyoruz. O nedenle de dediğim gibi cari açık çok hızlı bir şekilde artmaz. Bunun önlemleri alınır. Eğer hani büyümenin hızlanmasıyla beraber biraz kıpırdanma olursa ithalatta, tekrar yeni önlemlerin geleceğini düşünüyorum. Bunun dışında yani ödemeler dengesi kalemlerine baktığımız zaman da Mayıs ayında bir şey gördük. Yani bu Katar'la olan işte o 5 milyar dolara denk tutardaki swap anlaşmasına işte 15 milyar dolara çıkarılmasıyla gelen 10 milyar dolar. O da Mayıs ayı ödemeler dengesine
girdi. Ondan sonra zaten 10 milyar doların girmesiyle beraber, yani döviz girişi olarak baktığımız zaman 5 ayda yaklaşık 11 milyar dolar oldu Katar'a şey yaptığımız zaman, eklediğimiz zaman. Bu açıdan baktığımız zaman o bize bir rahatlama yaratmış. Çünkü doğal olarak bu pandemi döneminde gelişen ülkelerden ciddi bir para çıkışı oldu. Bunun da bir şekilde hani doğal olarak bilançolara yansıdı. Ama o swap anlaşması Mayıs ayı için, Mayıs verisine girdi. O da bir rahatlama yaratmış gibi gözüküyor. Son sorum piyasalardan olsun. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta işte 7 bin puan civarı bir düşüş gördük. Dün %3 civarı bir artış yaşandı BIST endeksinde. ABD borsalarında yine yüksek bir oynaklık vardı kendi işlem saatleri içerisinde. Teknoloji hisselerinde çok hızlı bir satış gördük. Son 2 saat piyasalar kapanmaya yakın. Nasdaq'ta %4 civarı en yüksekle en düşük arasında bir oynaklık yaşandı. ABD ile Çin arasında bu Çin Denizi ile ilgili bir gerginlikten bahsediliyor artık yavaş yavaş. Salgının ABD'deki seyri, Trump'ın artık yakın çevresini bu konuda suçlamaya başlıyor olmasının da yarattığı bir rahatsızlık var herhalde. Piyasalardaki bu seyri, bu dalgalanmayı nasıl okuyorsunuz? Bu tip yüksek oynaklığa hazır olmak durumunda mı olmalı size göre yatırımcılar? Böyle bir dönemde miyiz? Rakamları veya işte net büyümeyi yılın son çeyreğine doğru beklerken yüksek oynaklık kaçınılmaz mıdır şu dönem için yatırımcılar açısından? Erdoğan Bey, siz de piyasa profesyonelliğinden televizyonculuğa geçtiniz. Siz de şunu çok iyi biliyorsunuz ki yani yüksek volatilite aslında, yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir. Yani eğer para kazanmak istiyorsa hisse senedi yatırımcısı veya diğer piyasalarda, hani bizde öyle bir algı yaratılıyor ki bazen şimdi yüksek oynaklık kötüdür. İşte yüksek oynaklık olduğu ortamlarda rasyonel davranan yatırımcı para kazanabilir. Hani böyle günlük yaşamayan yatırımcı para kazanabilir. Şimdi Nasdaq'ta bahsettiniz teknoloji hisseleri. Şimdi zaten o Mart ayındaki kaybı aldı Nasdaq endeksi. Oraya bir işte dokunduktan sonra psikolojik olarak doğal satışın gelmesi normal. Bu böyledir. Çünkü Mart ayındaki bütün kaybı almış endeks. Ve teknoloji hisseleri önderliğinde gitti bu yükseliş hareketinden Mart ayından beri. Bu bir. İkincisi zaten hani genel hava olumluydu Amerikan seansında. Son saatlerde Kaliforniya'da özellikle işte kafelerin, restoranların tekrar kapatılma kararı o biraz moral bozukluğu yarattı. Hani az önce biz Türkiye'yi değerlendirirken de şunu konuştuk. Dedim ki yani eğer güz döneminde Ağustos'ta bayram sonrası neyse acayip bir salgın oldu. İkinci dalga bilemiyorum tabii ki. Ondan sonra ekonomiyi kapatmak zorunda kaldık. Dünya kapattı, farklı şeyler konuşuyoruz. İşte Kaliforniya'da da bu eyalet kararı. Sonuç olarak Trump bunu çok eleştiriyor ama eyaletin aldığı, valinin aldığı, Kaliforniya valisinin aldığı kararla restoranlar, kafeler kapatıldı. Onun moral bozukluğuyla beraber son 1-2 saatte satış geldi. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Bir de mesela dün Amerika'nın bütçe açığı geldi. Rekor seviyede 2.7 trilyon dolar. Biz sizin adına bu bütçe açığı mevzusunu çok konuşuyoruz ekonomi destekme adına. Evet. Şimdi benim en büyük korkum, çekincem şu. Bir turda, yani önümüzdeki turda muhtemelen Amerika'nın, hükümetin desteği daha düşük olacak maliye politikası tarafından. Mesela Fransa'ya bakıyorum aynı şekilde. İngiltere'ye bakıyorum aynı şekilde. Yani yeni paketler gelebilir ama ilk turdaki kadar yüksek paketler gelmeyebilir. Yani önümüzdeki yılın ikinci yarısında ya da yılın son 5 ayında daha düşük bütçe açıkları görebiliriz. Başta Amerika olmak üzere. Benim kafamdaki en büyük soru işareti o. Çünkü ben her zaman şunu savunuyorum. Fed'in ama diğer merkez bankalarının sadece para politikalarıyla piyasalar ilerlemek desteklenemez. Yani ekonominin şu durumunda, daha tam toparlanamamış dünya ekonomisi başta Amerika olmak üzere, yani mali tedbirlerin devam etmesi lazım bana göre. Mali tedbirler azalırsa biz Eylül'de, Ekim'de Amerikan piyasalarında çok daha farklı senaryolar görebiliriz. Yani sadece Fed yetmeyebilir orada daha yukarıları görmek için. Türkiye'ye baktığımız zaman bir de şu var tabii, Amerika ile Amerikan hisseleriyle Türkiye hisseleri şu açıdan karşılaştırıyorum. Amerikan hisselerinin değerlendirmeleri çok yüksek. Nereden bakarsanız pahalı bu şeyler, hisse senetleri. Ama Türk hisselerine baktığımız zaman hangi değerlendirme şekline bakarsanız bakın daha ucuz. O nedenle ben hala Borsa İstanbul'da geri çekilmelerde, düzeltme hareketlerinde yeni alımların gelebileceğini düşünüyorum. Yeter ki başta Amerika olmak üzere dünya piyasalarındaki hava bozulmasın. Oradaki hava, yani oynaklık olur, inişler çıkışlar olur. Oradaki hava olumlu kaldığı sürece ben Türk hisselerine sürekli olarak aşağılardan alım gelebileceğini düşünüyorum. Mali destek paketleri devam ettikçe oynaklık, hatta artan yüksek oynaklık rasyonel yatırımcı için de fırsat veriyor diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz hocam. Atılım Murat, doçent doktor Atılım Murat değerlendirmelerinizi aldık. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Bir haberimize devam edelim.
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, imalat sanayinin toparlanmasıyla V şeklinde çıkışın izlendiğini belirtiyor. Özdemir önümüzdeki aylarda yatırımların süreceğine dair güçlü sinyaller alıyoruz diyor. Maliye Bakanımızın da söylemiş olduğu gibi bir V çıkışı biz de izliyoruz. Gerçekten en kötüyü atlattığımız Nisan ayından sonra çok sanayide, özellikle imalat sanayinde çok ciddi bir toparlanma vardı. Sanayi Bakanımız da söyledi. Bütün alt kırılımlarında sanayi endeksinin hepsi pozitif. Ve burada çok çarpıcı rakamlar da var, sevindirici rakamlar da var. Mesela bunların içerisinde sermaye malında %40.2'lik bir artış görüyoruz. Bu son derece önemli. Önümüzdeki aylarda da büyümenin süreceğinin bir işareti. Çünkü bunlar yatırım malı. İnsanlar tekrar yatırım yapmaya başladılar. Bu anlamda son derece kıymetli. Diğer taraftan alt kırılımlara baktığımız zaman %19.3 imalat sanayi, 14.6 ara malı üretimi. Bunlar son derece önemli. Beni en çok sevindiren şeylerden bir tanesi orta yüksek teknolojide %35.1, yüksek teknolojide de %30.6'lık bir artış var. Otomotiv sektöründe %189.6'lık bir artış var. Müthiş bir artış. Tabii burada kamunun bu sektör için yapmış olduğu desteklerin de son derece büyük önemi var, kıymeti var. Bunlarla beraber bu sürecin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini, uzun vadeli olarak devam edeceğini göstergeleri. Zaten Haziran ayını yaşadık. Haziran ayı muhtemeldir ki Mayıs ayından da daha iyi gelecek rakamlar. Bazı etkisi belki azalmış olacak ama toplamda biz Nisan'da %30'lar civarında bir kayıp yaşamıştık. Bunun 19.3'ünü imalat sanayinde kapattık. Toplam sanayide de 17.4'ünü kapattık. Haziran ve Temmuz ayında bu şeyin artışların devam edeceğini ve Nisan ayında bu pandemi nedeniyle yaşamış olduğumuz krizin sona ereceğini tahmin ediyorum. Yani bu farkı kapatabileceğimizi tahmin ediyorum. Haziran ve Temmuz ayı üretim rakamlarıyla beraber. Yeni bir takım fırsatlar önümüze gelmeye başladı. Sanayicilerimizden de bol bol işliyoruz. Mesela daha önce global üreticilerin Türkiye'ye tek tedarikçi olarak teklifleri gelmiyor idi. Sipariş teklifleri gelmiyor idi. Gelen tekliflerde de hatta fiyat bile almaya, teklif bile almaya tenezzül etmiyorlardı. Ama pandemi sürecini iyi yönetmemiz Türkiye algısında çok ciddi bir değişiklik meydana getirdi. Adeta masanın baş köşesine bizi oturtmaya başladılar. Bu anlamda önümüzdeki dönemde yurt dışından da siparişlerimizin artacağı kanaatindeyim. ABD ile Çin arasında gerginlik sona ermiyor. Ermesini bekleyen de yok zaten. Bu gerginliğe her gün yeni bir madde ekleniyor gibi duruyor. En son Güney Çin denizindeki hadiseler ve Trump'ın tavrı. Çin de tabii Trump'ın tavrına veya ABD yönetiminin tavrına karşılıksız kalmıyor. Onlar da son hamleden şöyle bahsediyoruz. Bazı ABD'li yetkililere yaptırım kararı uygulayacağını söylüyor Çin. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım hamlesine misilleme geldi. Çin bazı ABD'li yetkililere yaptırım uygulayacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hu Chunying, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi üyeleri Chris Smith ve Sam Brownback'e yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Hu Chunying, ABD'li 4 yetkiliye karşı açıklanan yaptırımların pazartesi günü başlayacağını söyledi. ABD ise Sincan bölgesinde insan hakları ihlali iddiasıyla geçen hafta ortasında Çin Komünist Partisi'nden üst düzey bir yetkili ve diğer 3 yetkiliye karşı yaptırım kararı almıştı.
Buna karşın Çin'in ABD yaptırımlarına misilleme olarak aldığı karar büyük ölçüde sembolik önem taşıyor. Kasım ayı yaklaşıyor, ABD seçimleri yaklaşıyor. Bu seçim döneminde Trump'ın izleyeceği yolu bütün dünya yakından takip ediyor. Çünkü o yol sadece ABD'yi ilgilendirmiyor. Bu konuya dair Hakan Akbaş'ın açıklamaları var, izliyoruz. Bu sene 3 Kasım'da ABD başkanlık seçimleri var ve Trump yeniden seçilmek istiyor. Dolayısıyla Trump yönetimi için şu anda mevcut dozdaki gerilim en doğru pozisyon olacaktır. Şöyle ki gerçekten gerilim veya benim kullandığım tabiriyle yeni soğuk savaş dönemi ABD ile Çin arasında artarak devam edecek. Ancak özellikle Trump tarafından bakıldığında COVID-19 salgını sonrası hem biyolojik olarak hem de ekonomik olarak ülkesinin içinde bulunduğu sorun bir numaralı sorun ve bunu aslında bir mazeret olarak kullanarak ikinci perdeyi erteledi. Aslında Ocak 2020'de imzalanan birinci perde en kolay kazanımların taraflarca ilan edildiği bir anlaşmaydı. Dolayısıyla bundan sonrası için bakıldığında sadece 120 milyar dolarlık, bu birinci faz sonunda 120 milyar dolarlık tarafların birbirine koyduğu tarifeler indirilmiş oldu. Ancak şu anda yaklaşık 460 milyar dolardan fazla gerek Amerikan gerekse Çin mallarının üzerindeki yüksek tarifeler devam ediyor. Bu tarafta bakıldığında Amerika açısından aslında bunun devam etmesi özellikle kendi şirketlerinin tedarik zincirlerini Çin'den kaydırması için bir zaman fırsatı olarak algılanıyor. Bunun içerisinde Vietnam ve Türkiye gibi ülkeler için bir fırsat olabilir. Sizle de konuşmuştuk bunu. Bu açıdan Türkiye'nin de planları var. İki ülkenin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle. Ancak bakıldığında bir başka sebebi de özellikle Trump'ı 2016'da seçtiren kampanya vaatlerinden bir tanesi Çin'e karşı sert olacağını söylemesiydi. Ve gerçekten de vaadini yaptı. Her ne kadar karşılıklı olarak ticareti serbestleştiremediyse de en azından bu vaatini adeta bir Amerika devlet politikası haline getirdi. Öyle ki rakibi Biden bile o seçilse bile şu anda Çin açısından bir şey değişmeyecek. Bir de son olarak şunu ilave edeyim. Özellikle borsalar ve ekonominin gidişatı açısından Trump'ın seçilmesinde çok büyük bir kritik bir faktör. Ve borsalar eğer yeni bir ticaret savaşı ufukta görülürse özellikle şu andaki Amerika borsalarındaki değerlemelere baktığımız zaman büyük bir türbülans yaratabilir. Trump bunu kesinlikle istemiyor. Dolayısıyla mevcut durum Trump'ın seçime kadar götüreceği ve istifade edeceği bir durum. Bunun içerisinde az önce Pekin'den bildiren arkadaşımız karşılıklı yaptırımlardan bahsetti. Bunlar yine tarihte ilk defa oluyor. İlave olarak yine gerek Huawei gerekse TikTok ile ilgili olarak teknoloji tarafında atılan adımlar. Yine geçtiğimiz aylarda Senato özellik robotik ve yapay zeka teknolojilerinin Amerika'dan Çin'e ihracatının kısıtlanması ve hatta azaltılması ile ilgili olarak bir dizi kanun geçirmişti. Dolayısıyla aslında ticaret savaşı bitse de veya en azından birinci perde dursa da şu anda taraflar arasında teknoloji üstünlüğü, teknoloji dominansı adına aradaki rekabet devam ediyor. Bu aşamada dediğim gibi taraflar mevcudu koruyacaklardır ve 3 Kasım 2020'deki Amerika Birleşik Devletleri seçimine odaklanacaktır diye düşünüyorum. Dünyanın en zenginleri arasında sayılan 83 kişi ortak bir mektup yazarak hükümetlerden zenginlere yönelik vergilerin arttırılmasını istemiş. Salgının ekonomik etkilerinin onlarca yıl sürebileceği uyarısı var bu mektupta
ve yarım milyardan fazla insanın yoksulluğa sürüklenebileceği düşüncesi var. Koronavirüs dünyanın en zengin isimlerini ortak bir paydada buluşturdu. Salgının etkileriyle mücadele için güç birliği yapmak isteyen zengin isimler kendilerine yönelik vergilerin artırılmasını istedi. Aralarında Emmy ödüllü belgesel yapımcısı ve The Walt Disney Company'nin kurucu ortağı Roy Disney'in torunu Abigail Disney, dondurma ve şekerleme zinciri Ben Jerry's'in kurucusu Jerry Greenfield ve İngiliz senarist, yapımcı ve yönetmen Richard Curtis'in bulunduğu 83 zengin, ortak bir açık mektupla hükümetlerden zenginlere yönelik vergi artışı uygulanmasını talep etti. Salgının ekonomik etkilerinin onlarca yıl sürebileceği vurgulanan mektupta, yarım milyardan fazla insanın yoksulluğa sürüklenebileceği kaydedildi. Mektupta dikkat çeken bir diğer ifade de "bizim paramız var, hem de çok" ifadesi oldu. Bu paraya ciddi şekilde ihtiyacın olduğunun vurgulandığı mektupta ihtiyacın giderek artacağına işaret edildi. Paranın rotasının sonuna geldik. Kısa bir aramız var. Aradan sonra emtia notlarıyla devam edeceğiz.